أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Münziri'ye ait Türkçe'ye hadislerle İslam olarak tercüme edilmiş olan Et-Tergib ve Terhib isimli hadis kitabımızda 5. ciltte hayır konuşulmayan yerde susma ile ilgili hadis-i şerifler ve bizi buna teşvik eden rivayetleri okumaya devam ediyoruz. 15. hadis-i şerif Hazreti Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim öfkesini yener, kızmazsa Allah da ondan azabını uzaklaştırır. Ve kim kötü sözlerden dilini korursa Allah da bütün kötülüklerini örter, onu affeder. Hadis-i şerifimizi Ebu Ya'la şu lafızla rivayet etti. Dilini kötü sözlerden koruyanın kusurlarını Allah örter. Kim öfkesini yenerse Allah azabını ondan uzaklaştırır. Kim de Allah'tan özür diler, günahlarının affını isterse onun özrünü Allah kabul eder. Taberani, Evsat ve Sagir'inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kul dilini korumadıkça gerçek imana erişemez. 13. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlattı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, yeryüzünde dilden başka uzun müddet hapse mahkum olmaya daha ihtiyaçlı hiçbir şey yoktur. Yeryüzünde hapse en çok ihtiyaçlı olan dildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederek. 14. hadis-i şerif Yesar oğlu Ata radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kimin iki şeyini korursa o kişi cennete girer dedi. Bir adam onları bize söylemez misin ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu ve söylediğini tekrarladı. Yani Allah kimin iki şeyini korursa o kişi cennete girer. Adam yine onları bize söylemez misin ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediğini tekrarladı. Adam da yine aynı şeyi söyleyince yanındaki onu susturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kimi şu iki şeyin şerrinden korursa cennete girer. Dil ve avret yeri buyurdu. 15. hadis-i şerif Ebu Musa radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim dilini kötü sözlerden korur ve zinadan uzaklaşırsa cennete girer. 16. hadis-i şerifimiz Taberani'nin bir rivayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana kişiyi cennete götürecek iki şeyi söyleyeyim mi? Onları yapan cennete girmiş demektir dedi. Biz de tabii ya Resulallah dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi dilini kötü sözlerden korur ve zinadan uzaklaşırsa cennete girer. 17. hadis-i şerif Ebu Rafi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kişi dilini korur ve zina yapmazsa cennete girer. 18. hadis-i şerif Mısırlı Rekb radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. İlmiyle amel edene, malının fazlasını verene ve lüzumsuz şeyler konuşmayana ne mutlu.
ilmiyle amel edene, malının fazlasını verene ve lüzumsuz şeyler konuşmayana ne mutlu. 19. hadis-i şerif Süfyan İbni Abdillah Es-Sakafi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ya Resulallah, beni kurtarıcı bir amel söyle dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim Allah'tır de, sonra dost doğru ve dürüst ol buyurdu. Ya Resulallah, benim hakkımda zararından en çok korktuğun şey nedir dediğimde, dilini göstererek, işte bu dedi. Tekrarlarsak, Hazreti Abdullah diyor ki, ya Resulallah, beni kurtaracak bir amel söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki, Rabbim Allah'tır de, sonra dost doğru ol, istikamet üzere ol. Sonra sahabi soruyor, benim hakkımda en çok korktuğun şey nedir? Efendimiz de dilini gösteriyor, işte bu diyor. 20. hadis-i şerifte bunun devam niteliğinde, ya Resulallah, hangi şeyi korumam gerekir dedim, eliyle dilini işaret etti. 21. hadis-i şerif yine aynı konuda. Hişam oğlu Haris şöyle anlatır. Beni kurtarıcı bir amel söyle dediğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilini göstererek buna sahip ol dedi. 22. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kulun kalbi doğru olmadıkça imanı da doğru olmaz. Dili de doğru olmadıkça kalbi doğru olmaz. Komşusu zarar ve eziyetinden emin olmadıkça cennete giremez. 23. hadis-i şerif Muaz ibn Cebel radıyallahu anh şöyle anlattı. Bir yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdim. Ya Resulallah, beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen büyük bir şey sordun. Gerçi Allah'ın kendilerine kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet edersin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazını kılarsın. Zekatını verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Hac edersin dedikten sonra, sana hayır kapılarını söyleyeyim mi dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Oruç kalkandır. Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi cehennem ateşini söndürür. Kişinin gece kalkıp namaz kılması, salih kimselerin alametidir dedi ve Secde suresinden 16. ayet-i kerimeyi, yataklarından kalkan ve ibadet eden kimseleri anlatan ayeti okuduktan sonra, sana işin başını, yani en önemlisini söyleyeyim mi dedi. Buyur ya Resulallah dedim, işin başı İslam, direği namaz, çatısı cihattır buyurdu. Ve bütün bunların özünü söyleyeyim mi dedi. Ben de söyle ya Resulallah dedim, dilini göstererek bunu kötü sözlerden koru dedi. Ben de konuştuklarımızdan da sorulacak mıyız dedim. Annen sensiz kalsın. İnsanları yüzüstü cehenneme atan, dillerinden çıkan sözler değil midir dedi. 24. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 24. hadis-i şerif, Taberani de aynı hadis-i şerifi özet olarak aktardı. Şöyle son bölümü, dilimizle her konuştuğumuz aleyhimize midir ya Resulallah dedim. Muaz böyle söyledi. Anan sensiz kalsın hele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sekiletke ümmeke, yani tercümesini şu şekilde yapmışlar. Annen sensiz kala. Böyle bir ifade. İnsanları yüzüstü cehenneme atan dillerinin konuştukları değil midir? Şüphesiz sustuğun sürece kârlısın. Konuşunca ya menfaatine yahut zararına yazılır buyur. 25. hadis-i şerif Ahmet ve başkaları
Behramoğlu Abdülhamid'den aynı hadisi şöyle naklederler. Muaz, ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir diye sorunca, farz namazlarından sonra kılınan nafile namazlardır dedi. Muaz, bunlar ne güzel, başka yok mu? Ramazan orucundan sonra nafile oruçlardır. Bunlar ne hoş, başka yok mu? Farz olan zekattan sonra nafile sadakalardır. Muaz, hangi amel daha faziletlidir ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilini çıkardı ve parmağını üzerine koydu. Muaz, biz Allah'tanız ve yine ona döndürüleceğiz dedi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve ya Resulallah, dilimizle söylediklerimizin hepsinden sorguya çekilecek miyiz? Ve hepsi de aleyhimize midir diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kez Muaz'ın omuzuna vurarak, annen seni kaybedesice ya Muaz, insanları yüzüstü cehenneme atan dilleriyle konuştukları değil midir buyurdu. 26. hadis-i şerif, Esram oğlu Esvet şöyle anlatır. Ya Resulallah bana öğüt ver dedim. Elinle kimseye zarar verme buyurdu. Bunu yapamazsam ne yapabilirim? Diline hakim ol. Bunu yapamazsam ne yapabilirim? Elini hayırdan başkasına uzatma. Dilinle de iyiden başkasını konuşma buyurdu. 27. hadis-i şerif Ebu Zer radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Bana öğüt ver ya Resulallah dedim. Allah'a asi olmamanı, emirlerine uymanı tavsiye ederim. Çünkü o bütün işlerin süsüdür. Daha ya Resulallah, Kur'an'ı oku ve Allah'ı zikret. Çünkü o senin için gökte bir hatırlanma ve yeryüzünde bir nurdur. Daha, daha söyle ya Resulallah. Az konuş. Çünkü susman şeytanı uzaklaştırır. Din işinde de sana yardımcıdır. Daha, daha da söyle ya Resulallah. Çok gülmekten kaçın. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Yüzün nurunu giderir. Başka ya Resulallah. Acı da olsa hakkı, yani gerçeği konuş. Başka ya Resulallah, Allah'ın emirlerini yaparken kınayanların kınamasından korkma. Daha, daha ya Resulallah, kendi kusurlarını görmenden insanların kusurlarını görmene elin değmesin. 28. hadis-i şerif, İbrahim aleyhisselamdan şöyle rivayet olunmuştur. Akıllı kimse zamanını iyi değerlendirir, kendi kendini ikmale çalışır. Dilini kötü sözlerden korur. Hesaplı ve ölçülü konuşan kimse az konuşur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri konuşmaz. 29. hadis-i şerif Ebu Said radıyallahu anh şöyle anlattı. Bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ya Resulallah bana öğüt ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan kork. Çünkü o bütün hayırların kaynağıdır. Allah yolunda cihad et. Çünkü cihat Müslümanların en mübarek uğraşısıdır. Allah'ı zikret ve onun kitabını oku. Çünkü o senin için yeryüzünde yolunu aydınlatan nurdur, gökte de anılmana vesiledir. Hayrın dışında dilini tut. Kuşkusuz bu şekilde şeytana galip gelirsin, kötülüklerden kurtulursun buyurdu. 30. hadis-i şerif Muaz radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ya Resulallah bana öğüt ver dedim. Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet et. Kendini ölmüş gibi kabul et. Bütün bunlardan sana daha önemli olan şeyi söylememi ister misin? O da budur diyerek eliyle dilini işaret etti. 31. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'le karşılaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ebu Zer, sana İnsana yapılması kolay, tarsıda diğerlerinden daha ağır gelecek iki amel söyleyeyim mi? Ebu Zer, buyur ya Resulallah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,
Güzel ahlaklı ol. Fazla konuşma. Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki insanlar bu ikisinden daha yararlı amel işlememişlerdir. İbn-i Hibban Ebu Derda hadisinde şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ebu Derda, sana zahmeti az, sevabı çok iki şey söyleyeyim mi? Azca konuşmak ve güzel ahlaklı olmaktır." buyurdu. Selim oğlu Safvan aynı hadisi şöyle rivayet etti. "Size yapılması kolay, ecri büyük, bedene kolay ve hafif gelecek ibadeti bildireyim mi? O da susmak ve güzel ahlaktır." buyurdu. 32. hadis-i şerif. Ebu Said el-Hudri merfu olarak şöyle anlattı. Ademoğlu sabah kalkınca bütün azaları diline şöyle uyarıda bulunurlar. "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Kuşkusuz biz sana bağlıyız. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğilir hata yaparsan biz de eğiliriz." 33. hadis-i şerif. Ebu Vail radıyallahu anh, Abdullah radıyallahu anh'ten şöyle rivayet etti. Hazreti Abdullah Safa tepesine çıktı. Dilini eliyle tutarak, "Ey dil! Hayır söylersen kazanırsın. Kötüyü söyleme. Pişmanlık duymaksızın kötülükten kurtulursun." Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söyledi. "Ademoğlunun işlediği hataların en çoğu dilindendir." 34. hadis-i şerif Eslem radıyallahu anh şöyle anlattı. Bir gün Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in evine gitti. O eliyle dilini çekiyordu. Bunu gören Ömer ona, "Allah seni affetsin, dilini bırak," dedi. Ebubekir de, "Bütün kötülükleri bana getiren işte budur," dedi. 35. Beyhaki'nin lafzında yukarıdaki hadis-i şerif şöyle. "Bana bütün kötülükleri getiren işte budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vücudun bütün parçaları dilin kötülüğünden şikayet eder." 36. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. "Şu dört şeye pek az olarak sahip olunur. Manasız şeyleri konuşmamak o ibadetin temelidir. Alçak gönüllü davranmak, Allah'ı zikretmek ve kanaatkar olmak." 37. hadis-i şerif Rehib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Meryem oğlu İsa şöyle buyurdu. "Şu dört şeyin bulunduğu kişi beğenilir." Ve yukarıdaki hadisteki dört şeyi söyledi. Yani manasız şeyleri konuşmamak, alçak gönüllü davranmak, Allah'ı anmak, gündemde tutmak, zikretmek ve kanaatkar olmak. 38. hadis-i şerif Mücahid radıyallahu anh İbn Abbas'tan şöyle işittiğini rivayet etti. "Şu beş şeyin çok sayıda görülmüş faydaları vardır. 1. Seninle ilgili olmayan şeyi konuşma. Çünkü o lüzumsuzdur ve seni günaha girdirmeyeceğine de garanti veremem. 2. Seninle alakalı sözü de yeri gelmedikçe söyleme. Çünkü nice kişiler kendileriyle ilgili sözü yersiz söylemeleri nedeniyle ayıplanmıştır. 3. Ağırbaşlı kişi ile ve cahil kendini bilmez ile münakaşaya tutuşma. Kuşkusuz ağırbaşlı olan sana darılır. Cahil de sana eziyet eder. 4. Mümin kardeşin senden uzakta olduğunda seni nasıl anmasını istiyor isen sen de onu o şekilde an. Seni hoş görmesini istediğin şeyden sen de onu hoş gör. 5. Hayrını, şerrini bilip ona göre davranan gibi davran." 39. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. "Kim susarsa zararlardan kurtulur." 40. Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. "Rahat etmeyi seven sussun." 41. hadis-i şerif Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini rivayet etti. "Kuşkusuz kul önemsemeksizin konuştuğu bir kelime yüzünden cehennemde doğu ve batı arasından daha da uzak bir yere düşer." Tirmizi hadis-i şerif şöyle rivayet etti.
Şüphesiz kişi önemsiz gördüğü bir kelime nedeniyle cehennemde 70 sene kalır. 42. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kişi önem vermeden de olsa Allah rızasını kazanıcı bir kelime söylemesi nedeniyle Allah onu cennette yüksek mevkilere getirir. Yine önemsiz görerek Allah'ı kızdırıcı bir söz söylemesi nedeniyle Allah onu cehenneme atar. Bunu Buhari, İmam Malik ve Nesai rivayet etti. Hakimin rivayeti ise şöyle. Kişi değersiz sandığı bir kelimeyi konuşması nedeniyle cehennemde 70 sene kalır. Beyhaki'nin lafzı ise şöyle. Kul insanları güldürmek amacıyla bir söz söylerse cehennemde yer ile gök arasından daha uzak bir uçuruma düşer. Kişi ayaklarından çok dili ile kayar, hataya düşer. 43. hadis-i şerif Ebu Said radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kişi bir söz söyler, gayesi kötülük değildir. Sadece insanları güldürmek ister. Bunun yüzünden cehennemde gökten daha da uzak olan bir çukura düşer. 44. Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Sizden biriniz toplumu güldürmek amacıyla söylediği söz nedeniyle cehennemde gökten daha uzak bir yere düşer. Sizden biriniz bir kelime söyler ve arkadaşlarını güldürmek maksadıyla konuşursa Cenab-ı Allah ondan razı olmaz ve cehenneme koyar. 45. hadis-i şerif. Bilal ibn-i Haris'il Müzeni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kişi, Allah'ın hoşuna giden, hiç de önemsemediği bir söz söyler, Allah ona karşılaşacakları güne kadar sevap yazar. Ve yine kişi, Allah'ın hoşuna gitmeyen, hiç de kendisinin önemsemediği bir söz söyler, o zaman da Rabbine kavuşacağı güne kadar defterine günah yazılır. Mevlamız kutsun. 46. Ümame bintil Hakemil Gıfariye radıyallahu anha rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi cennete o kadar yaklaşır ki aralarında bir mızrak boyu mesafe kalır. Tam o sırada Allah'ın hoşuna gitmeyen bir kelime konuşur, cennetten Sana şehri arasından daha fazla uzaklaşır. Yani cennetten uzaklaşması Medine ile Yemen'deki Sana şehri arasındaki mesafe kadar bir uzaklık oluverir. 47. hadis-i şerif Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah'ın zikrinden başka şeyleri çok konuşmayın. Kuşkusuz çok konuşmak kalbi karartır. Allah'tan da en uzak olanlar kalpleri kara olanlardır. 48. hadis-i şerif Malik radıyallahu anh Meryem oğlu İsa aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediği rivayet edildi. Allah'ın zikrinden başka şeyleri çok konuşmayın. Kalbiniz katılaşır. Katı kalp ise Allah'tan uzaktır. Fakat siz bilmiyorsunuz. Sanki siz birer ilahmış gibi insanların günahlarına bakmayın. Birer kul gibi kendi günahlarınıza bakın. Kimi insanlar hastalık ve sıkıntılara düşmüş, kimileri de rahata ve mutluluğa ermiş. Sıkıntılı olanlara acıyın, yardımcı olun. Rahata kavuştuğunuzda da Allah'a hamd edin. 49. hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ümmü Habibe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. İyiliği öğretmek, kötülükten sakındırmak ve bir de Allah'ı zikretmek için söylenenler hariç diğer bütün konuşmalar kişinin zararınadır. Emr bil maruf, nehyanil munker ve zikrullahın dışındaki tüm konuşmalar kişinin zararınadır. 50. hadis-i şerif Mughire bin Şube
Allah kendisine razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah size üç şey yasakladı. Dedikodu, israf ve çok soru sormak. 51. hadis-i şerif Ebu Hureyre'den, Allah kendisine razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. İnsanların en çok günahkar olanları manasız ve kendilerini ilgilendirmeyen şeyleri en çok konuşanlardır. Mala yani dediğimiz şeyi konuşan, bununla hayatlarını ve dillerini dolduran kimse. Rabbim bizi onlardan olmaktan korusun. 52. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu Efendimizin rivayet etti. Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyleri konuşmaması Müslümanlığının, İslam'ının güzelliğindendir. Enes anlatır, bir adam öldü. Başka birisinin de sana cennet müjde olsun dediğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işitti. Efendimiz, nereden biliyorsun? Olur ya, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri konuşmuş veya zekatını vermekte cimri davranmış olabilir. Kimseyi temize çıkartmıyoruz. 54. hadis-i şerif İbni Ebi Dünya ve Ebu Ya'la beraberce rivayet ettikleri bir hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten Uhud savaşında bizden biri şehit oldu. Açlıktan karnına bağlanmış bir taş bulununca annesi yüzünü toprağa sildi ve ey oğulcağızım sana cennet afiyet olsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden biliyorsun? Kendisini ilgilendirmeyen şeyi konuşmuş, kendisine dokunmayacak sadakayı vermekten kaçınmış olabilir. Yine Ebu Ya'la ve Beyhaki Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Resulullah zamanında biri şehit olarak ölmüştü. Başında bir kadın ağlayarak ey şehit dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun şehit olduğunu nereden biliyorsun? Kendisini alakadar etmeyen şeyi konuşmuş veya kendisine dokunmayacak sadakayı vermekte cimrilik etmiş olabilir. 56. hadis-i şerif Abdurrahman oğlu Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle anlatır. Hazreti Ayşe'nin yanında kadınlar vardı. Bir kadın da gelerek Allah'a yemin ederim ki mutlaka cennete gireceğim. Çünkü ben Müslüman oldum. Hırsızlık ve zina yapmadım dedi. Rüyasında sen cennete gireceğine dair yemin edersin değil mi? Seni zengin etmeyecek kadar bir şeyde bile cimrilik ettiğin ve seni alakadar etmeyen şeyleri konuştuğun halde nasıl cennete gireceksin denildi. Sabah olunca kadın Hazreti Ayşe'nin yanına çıktı. Gördüğünü anlattı. Ayşe o sözleri söylediğin zaman yanında olan kadınları topla dedi. Ayşe onlara haber saldı. Toplanınca onlara rüyasında gördüklerini anlattı. Böylece yanlışı yaptığı yerde de düzeltmeyi yapmış oldular. Konuyla ilgili, susmanın gerekliliği ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri tercüme edenler buraya sıralamışlar. Mu'minun suresi 1-3, Kasas 55, En'am 68 ve En'am 108. ayet-i kerimeler burada var. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda yeni bir bölüme başlıyoruz. 5. ciltteyiz. Kıskançlığın kötülüğü ve gönül rahatlığının faziletiyle ilgili hadis-i şerifler. 1. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Efendimiz şöyle buyurdu. Zandan sakınınız. Çünkü zan sözün en yalanıdır. Sizinle alakalı olmayan konuşmaları dinlemeyiniz. Kimsenin suçunu ve kusurunu araştırmayınız. Nimetlerde yarışmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize öfkelenmeyiniz. Aranızı açmayınız. Ey Allah'ın kulları! Allah nasıl emrettiyse öylece kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yardımsız bırakmaz, ona hakaret etmez. Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır diyerek Efendimiz kalbini işaret etti ve sözüne şöyle devam etti. Bir kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşine hakaret etmesi yeterlidir. Bütün Müslümanların kanı, şerefi ve malı diğer Müslümanlara haramdır.
İkinci hadis-i şerif yine Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Mümin kulun kalbinde Allah yolundaki tozlarla cehennem ateşi bir arada bulunmaz. Ve yine Müslüman kulun kalbinde iman ile kıskançlık bir arada bulunmaz. Üçüncü hadis-i şerif yine Ebu Hureyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kıskançlıktan sakının, çünkü kuşkusuz o ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyilikleri yer bitirir. Beyhaki Enes'ten şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ateşin odunu yaktığı gibi kıskançlık da iyilikleri, hasenatı yok eder. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da suçları yok eder. Namaz müminin ışığıdır, onun yolunu aydınlatır. Oruç ise cehennem ateşine karşı bir kalkandır. Rabbimiz iman dolu olan kalplerimize kıskançlık ateşini sokmasın. Müminlere karşı hayırlı, onları seven, onlarla arasını düzelten, onları yardımsız bırakmayan kimseler olabilmemizi bize lütfetsin ve yüreğimizin, kalbimizin de takvayla dopdolu olmasını bütün mümin kardeşlerimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.